Merhaba arkadaşlar. Oyun hamurundan yaptığım Bloom ve Sky sürpriz yumurtalarımla karşınızdayım. Sky biraz kenarda dursun. İlk önce Bloom yumurtamızı soyacağız. Saçları arkaya doğru uzandı. Aslında daha önce bir Bloom sürpriz yumurtası açmıştım. Fakat bu kez Tumbik TV'de Sky ile birlikte ikisini görelim istedim. Şimdi kollarından başladım. Bloom ve Sky son derece popüler bir çift, oldukça sevilen bir çift. Onlar birbirlerini de çok seviyorlar. Şimdi yumurtamdan Bloom'un lila ve mor renklerdeki giysisini aldım. Sky Bloom'u çok seviyor ama aslında herkes Bloom'u çok seviyor. Gerçekten çok tatlı bir peri. İşte şimdi güzel saçlarını yumurtamızdan soyuyorum. Ben kızıl diyorum ama aslında turuncuya, bazen kırmızıya daha yakın bir renk bu. Burada süslü bir tokası var. Bu yumurtamızda bir at kuyruğu var, onu da alıyorum. Bloom eğer saçlarını kestirseydi nasıl görünecekti? İşte böyle görünecekti. Bence yakıştı. Bu küt saç da fena olmadı sanki. Ama şimdi Bloom'un saçlarını daha da kısaltacağız. Çünkü yumurtamızı tamamen soyup içindeki oyuncaklara bakacağız. Sizlerle birlikte Bloom hakkında pek çok şey öğrendim. Domino gezegeninden geldiği veya Daphne adlı bir ablası olduğu gibi. İşte burada her zaman gülümseyen güzel dudakları. Ve büyük gözlerinden birini alıyorum. Çok güzel turkuaz gibi bir rengi var. Diğer göz. Evet, yumurtamızı soyma işlemimiz neredeyse tamamlandı. Bunlar son parçalar. Artık şu son sarı katmanı da sıyırıp yumurtanın içindeki oyuncakları görebiliriz. Evet, başlıyorum. Yumurtam tamamen soyuldu. Hemen açıyorum ve bu cici bici sepetiyle başlıyorum. Üçüncü sezondan bir sepet bu. İlk cici bicimizi açalım. Kırmızı telefon çıkıyor. Daha önce beyaz telefon çıkmıştı. Telefonlar nadir ürünler. Eski model bir telefon bu. Gerçekten çok güzel bir cici bici. İkinci cici bicimiz Star Topuk. Daha önce çıkmıştı. Hatta ben Barbie'ye giydirmiştim. Fakat Barbie'ye büyük oluyor. Hemen söyleyeyim. Yaygın bir cici bici. Cici bicilerimiz çok ciciler. Hemen onları sepetlerine koyalım. Oyuncakları biraz yana alacağım. Sky kenarda kaldı. Bizi rahat rahat izlesin. Evet, Wings sürpriz yumurtasıyla devam edelim. İlk önce şekerler gözüme çarpıyor. Bir toka çıktı. Bu bir çiçek sanırım. Wings'lerle ne kadar ilgili bilemiyorum. Ama şık bir toka. Ben hemen burada kocaman gözleriyle bakan sevimli minyona bakmak istiyorum. Kendisi çok şık ve o bir vampir. Evet, minyonlar kendilerini efendi ararken Dracula'nın peşine düşüyorlar. İşte bu minyonumuz da belli ki Dracula'ya özenmiş, onun gibi giyinmiş.
Vampirler korkutucu, ürkütücü olabilir. Fakat minyon olunca gördüğünüz gibi çok sevimli. El sallıyor bize. Gerçekten çok şık. Parlak yakalı bir Dracula giysisi var. Doğrusunu isterseniz gördüğüm en şeker minyonlardan biri. Evet, hemen onu kenara alıyorum. Ve ben şimdi bir... neyle? Bir... My Little Pony kutusuyla devam edeceğim. Bunlar da çok değişik poniler. Siyah renkli olanları var. Acaba bize hangisi çıkacak? Rarity çıkıyor. Ne kadar güzel görünüyor. Rarity normalde bembeyaz bir pony. Onu böyle simsiyah görmek bana çok tuhaf geldi. Fakat siyah olmasına rağmen ne kadar asil, ne kadar güzel görünüyor. Saçlarının kıvrımlarını çok güzel yapmışlar. Doğrusu bu figürün tasarımı çok çok hoşuma gitti. Burada bir Winx yumurtamız daha var. Az önce toka çıktı. Bu kez hemen bir sticker çarpıyor gözüme. Şeker. Bir yüzük çıkıyor. Kalpli, pembe bir yüzük. Anladığım kadarıyla bu yumurtalardan daha çok aksesuar çıkıyor. Aslında güzel görünüyor ama bu yumurtalardan şöyle Winx figürleri çıksa daha çok hoşuma gidebilirdi. Şimdi bir miniş paketimiz var. Bakalım hangi miniş olduğunu bilebilecek miyim? Çok mutluyum. Bu minişimizi kolayca tanıdım. Bu pembe bir ayı miniş. Dili dışarıda, çok tatlı. Biraz böyle ne yapacağını bilemezmiş gibi bakıyor. Aksesuarını taktım. Çok tatlı yavru bir ayı sanırım bu. Hemen onu yuvasına koyalım. Evet, gerçekten bebek gibi çok şeker görünüyor. Sakın ormanda kaybolma ayıcık. Ve şimdi de ne var burada? Chops'lar var. İki tane Chops çıkacak. İlk Chops'ümüzü açıyorum. Evet, gayet komik bir yaratık çıktı. Vücuduna bakınca bu herhalde bir solucan. Düğüm olmuş kendi kendine. Acaba ikinci çöpsümüz ne? Çok güzel renkli bir çöps çıktı. Bu nadir çöpslerden. Tanıdım. Çünkü içinde bakın yeşil bir madde var. Size göstermeye çalışayım. Chops'lerimiz çok şeker. Onları hemen kenara alıyorum. Ve ben de Tokidoki Barbie koleksiyonuyla devam ediyorum. Tokidoki çok özel karakterler üreten bir firma. Bu da onların Barbie koleksiyonu. Bakalım bize nasıl bir Barbie çıkacak. Şarkıcı bir Barbie çıkıyor. Elinde mikrofonunu hemen görebilirsiniz. Sanırım bu figürde 80'li yıllarda üretilen Barbie bebekler örnek alınmış.
Kocaman küpeleri çok güzel. Saçlar tam sahne saçı. Sahnedeymiş gibi birazcık bize şov yapsın. Makyajı da çok tatlı. Giysileri harika. Evet, bu figürü de diğerleri gibi çok beğendim. Ve Bloom yumurtamızın son sürprizi minyonlar. Acaba hangisi çıkacak? Bu minyonumuz Minyonların Mısır macerasından. Eski zamanlarda Mısır'da giyinildiği gibi giyinmiş. Elinde de ters bir piramit tutuyor. Galiba bilmiş bilmiş gülümsüyor. Acaba neler karıştırıyor? Minyonların işi hiç belli olmaz. Bloom sürpriz yumurtamızı tamamladık. Oyuncaklarımızı kenara alalım. Şimdi artık Sky sürpriz yumurtamızı soyacağız. Ve evet, romantik Sky. Şöyle biraz yaklaşsın. Havalı giysisinden başlayarak şimdi onu yumurtadan soyacağım. Tıpkı Bloom gibi Sky da pek çok iyi özelliğiyle öne çıkan biri. Birbirlerine bu anlamda yakışan bir çift oldukları söylenebilir. Ben onu bir prens sanıyordum ama galiba serinin ilerleyen bölümlerinde kral olmuş. Anlaşılan Bloom da bir kraliçe olacak. Sky'ın bu giysileri diğer uzmanlarla aynı. Uzmanlar da tıpkı Wings perileri gibi oldukça yetenekli, kötülere karşı savaşan bir ekip. Şimdi Sky'ın bu lacivert beyaz giysisini tümüyle alıyorum. Sky usta bir pilot, iyi bir kılıç ustası. Zaman zaman Bloom'la birbirlerine kötülere karşı savaşta yardımcı olduklarını gördüm. Şimdi onun sarı saçlarını alacağım. Saçları artık kısa biliyorum ama bu uzun saçlar sanki bana daha havalı gibi geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Saçlarını yine uzatmalı mı acaba? Evet, şimdi yüzüyle devam edeceğim. Kaşları, burnu ve mavi gözleri. Bloom'un gözlerine göre daha farklı bir mavi tonu bu. Evet, diğer gözünü de aldım. Artık bu son parçamızı da alacağım. Ve evet, Sky'ı da yumurtamızdan tamamen almış olduk. Artık bu turuncu katmanı soyabiliriz. Yumurtam tamamen soyuldu. O da epey dolu. Hemen açalım. Minecraft kutusu kendiliğinden düştü. Onunla başlayalım. İskelet çıkıyor. Daha önce çıkmıştı. Bu sayede siz de bana çeşitli bilgiler vermiştiniz. Onun ok attığını ve çok tehlikeli yaratıklardan biri olduğunu biliyorum artık. Ağaç altında saklanıyor ve örümceklere binebiliyor. Yine bir Wings yumurtamız var. Yine şeker. İşte Wings perilerinin olduğu sticker. Yine bir yüzük çıkıyor. Bu kez çiçekli bir yüzük. Az önce kalpli bir yüzük çıkmıştı bakın.
Tokamıza da bakalım. Çiçekli yüzükle takım oldu. Evet, onları kenara alıyorum. Transformers'la devam edeceğim. Burada bir karakter listesi var. Ve kim çıkmış? Optimus Prime. Optimus Prime herhalde en bilinen robotlardan biri. Autobotların lideri. Ne kadar minik bir figür ama gördüğünüz gibi oldukça ayrıntılı. Ve şimdi yine minyonlar var. Bu kez parçaları birleştireceğiz. Gözlerini takalım. Tulumunu giydiriyorum. Ve işte komik saçıyla, tabii ki bu Kevin, hemen tanıdık. Ve işte Kevin Orlando'ya gitmeye çalışırken, biliyorsunuz orada kötüler fuarı var. Kendilerine bir efendi bulmak için Kevin, Bob ve Stewart'la birlikte Orlando'ya doğru yola çıkıyor. Bir ninja kaplumbağalar figürü açalım. Ve beyin çıkıyor. Evet, o bir beyin. Kendisi hareket edemediği için bu kırmızı yumruklu robot sayesinde hareket edebiliyor. Kötü adamlardan biri, ninja kaplumbağaların başının belası. Minyonların peşine takılacağı türde bir kötü adam olabilir. Ve yine bir Wing sürpriz yumurtamız var. Bakalım hangi aksesuar çıkacak? Aa, gayet yumurtamıza uygun. Üzerinde Bloom'un resimleri olan stikerler çıktı. Şekere geçelim. Düşürdüm galiba aksesuarı ve evet, yine çiçekli yüzüğümüz. Sırada oldukça ilginç karakterleri olan animasyon filmden bir figür var. Noel Gecesi Kabusu adlı animasyon film bu. Bu karakterimizin adı Oogie Boogie. Burada yine biraz şirin gibi tasarlamışlar ama aslında o da filmde kötü adamlardan biri. Bugün nedense şansımız biraz kötü adamlardan yana. Ve işte kötü adam deyince minyonumuz da hemen geldi. Kendisine bir efendi bulduğu için sevinçli. Dikkatli ol sevgili minyon. Sırada zarflar var. Beyaz saçlı geyik zarf çıkıyor. Beyaz saçlı zarfları da çok seviyorum çünkü zaten yumuşak, iyice pamuk gibi bu saçlar. Çok şeker, eli çenesinde. Acaba neler düşünüyor? Sıra son sürprizimde. Son sürprizim ışıklı cicibici. Paspas çıktı. Daha önce de çıkmıştı. Bu özel seride çok fazla çeşit yok. Mavi bir temizlik kovası o. Ama şimdi biz ışıkları karartıp onun ışığına bakacağız.
yine çok değişik olacak. Gördüğünüz gibi çok minik ama güçlü bir ışığı var. İşte oyuncaklarımızı gayet iyi aydınlatıyor. Evet Paspas, bu minik lambanla bizi aydınlattığın için teşekkürler. Evet arkadaşlar, Bloom ve Sky sürpriz yumurtalarımızdan pek çok ilginç oyuncak çıktı. Umarım hoşunuza gitmiştir.